Vallahi şimdi çok sağ olun. Şimdi mesele Libya'da, o taraf bu taraf olunca, Libya'nın enerjisi şusu busu olunca koştura koştura yaldır yaldır giderler. Adama sorarlar bugün neredeler diye. İtalya Bak dibinde ya. bugün İtalya neredeler diye sorarlar, dibinde. tamam mı? Dünyanın başka yerinde olsa, bu olay başka yerde yaşansa, yer yerinde de oynamış, Tabii canım. kıyamet kopmuştu. Tabii. Tamam mı? Petrol kuyunun Petrol su altında kuyusu kaldı deseler. olsa koştura koştura gitmişti. Tabii. Hafter'in canım ciğerim diyenler neredesin kardeşim? Onu diyorum Neredesin? ya. Amerika'da ölen adam adam da, burada ölen adam değil mi? Hani eleştirdiğiniz Türkiye nerede? Burada. Siz neredesiniz? Neredesiniz ya? Evet. Gerçekten ya, hatırlamıyor musunuz? Libya için ikiye bölündü. Türkiye bir tarafta duruyor. Koştular gittiler. Ondan sonra gemileri bilmem neleri, adamları, askerleri. Arkadaş neredesiniz bugün? 11.300 insan ölmüş. Bunlar insan değil mi? Tek suçları Libya'da doğmuş olmaları mı ya? Avrupa bütün gemilerle şeydeydi. Libya kıyılarında Hani herhalde. neredesin şimdi? Türkiye'ye bak. Bak bak. Hafter de yani herhalde görüyordur. Sahra Hastanesi kuruyor. Gemi gönderiyor, onu gönderiyor, bunu gönderiyor. Ekibini ilk gönderiyor. Operasyon merkezini Türkiye kuruyor. E kardeşim, Türkiye'yi duman ediyordunuz Libya Libya diye. Evet. Hafter merkezi hükümete savaş açtığında İtalya'da adamı kırmızı halıyla karşıladılar. O dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay bir toplantıya gitmişti. Bunlar kendi aralarında anlaştı. Hafter'i destekliyoruz diye. Hatta o toplantı terk etmişti Fuat Bey. Korsan şey koyuyorsunuz diye. Yani BM'nin Uysal Sok'un tanıdığı yönetim yerine korsan bir yönetim belirliyorsunuz kendinize diye. İtalya Libya'nın dibinde. Dibinde. Daha Evet, bugün dibinde. gitti. Evet, işte onu söylüyorum. İşte Gitsene yani kardeşim. o Ben yüzden de yani hikaye. Türkiye'den önce gidersiniz siz. Tabii. Canım. Niye Libya için Türkiye'yi karşınıza aldınız? Kıyamet koptu. Amerika'nın tonla gemisi var Akdeniz'de. Ne iş yapıyorlar? Ya işte yani diyorum ya o petrol Coğrafya rezervini ya. Nerede kontrol öldüğünle etmek için ilgili. gidiyor. Tabii Gerçekten. tabii. Fırtınanın nerede çıktığıyla Kaddafi'yi ilgili. bombalarken hepsi oradaydı. Evet. Fırtınanın nerede çıktığı önemli. Evet. Kimin öldüğü önemli. Ona göre gidiyor. Evet. Ya da ona göre gitmiyor. Onlar şey nasıl olsa Araplar. Öyle bakıyorlar çünkü Müslümanlar. O insanın değeri yok. Evet. Oradakinin, oradaki yeraltı, yerüstü zenginliğinin değeri var. Tabii Evet. onunla Batı ilgileniyor için. ya. Tabii. Onunla Ya da ilgileniyor. büyük devletler Libya için. petrolü dünyada gravitesi en yüksek petrol. Onunla Onları o ilgileniyor. ilgilendiriyor. Onunla, tabii. Ya bir şu önceki sonraki fotoğraflar varmış. Bir bunları bir getirebiliyor muyuz ekranlara? Ha geldi mi? Anne burada Bakayım. şey diyorlar bir kasırga, Bir Danyan dakika dursun. kasırgası galiba. O patlıyor ve bu kentin olduğu bu Derne kentinin olduğu vadi anormal derecede yağış alıyor. Orada iki tane baraj var. İki baraj patlıyor Tabii diyorlar. tabii o Evet. iki baraj patlayınca ortaya maalesef böyle bir Şimdi sonuç gelmek çıkıyor. ister misin? Öyle Yok. sanıyorum. Gelmeyin, Ya gelmeyin. Hamza Bey'in söylediği Bak çok burası enteresan. öncesi Diyor sevgili iki tane izleyiciler. baraj ya. Bir değil Sol iki. tarafta gördüğünüz öncesi. Tabii. Sel felaketinden önce görülen görüntü. Bu da sonrası. Yani bir çok acayip değil mi ya? Ya Gerçekten evet. demin dedi ya. Zaten Afat şuradan başkanımız deprem olmuş gibi dedi. Evet. Hayır, şuradan bakınca Çok zaten büyük bir görüyorsun bak felaket o ya. seyrelmeyi. Evet. Şöyle. Keza yine böyle. Şuraya bak. Bir de benim Seyrelmeyi bildiğim görüyorsun kadarıyla şurada. gelir Şu düzeyi de çok boşluklar. yüksek bir yer orası. Turistik bir yani çok Akdeniz şey kıyısında. birisi yer. Eyvah eyvah ya. Öyle de bir yer Ya, yani. şöyle hani ülke açısından Tabii eyvah. tabii Yani tabii. bir yandan Nüfus yoğun bir yer zaten. nüfusu Yani yoğun bir nüfus yer. yoğun Tabii. ve bir Ve bir anlamda anda oldu diyor ya. evet. Nereye kaçacaksın? Nasıl Kaçamaz kaçacaksın? hiçbirisi kaçamaz. Beşinci kata kadar Ya çıktı. Hadi binanın tepesine çıktın. Beşinci kata kadar bakın biraz gelmişsin. önce görüntü var. Köprünün üstüne o gelen senin yükselmesi var. Yani bu olayın oluş bitişi öyle sanıyorum bir saat falandır. Yani bilemediniz iki saattir. Ya bir Ya anda ama şöyle şeyde anlattı. Bir anda patlıyor ve işte bir yıkıldığı anda anda gidiyor bak işte. geldi. Bak, Evet. bu Şimdi bu da çarpıcı. öncesi, değil mi? Tabii tabii bu önce. Aha. Bak şimdi şu Ve normalde sonrası. yol değil mi bu? Yol yol. Bak arabalar. Evet yol. Yol diye bir yer yok. Evet. Yani Çamur. şurada yeşil alan, ağaçların hepsi gitmiş. Bak şurada, şu küçücük yer kalmış. Görüyor musun? Tam şuraya denk geliyor. Ağaçları kökünden alıp gitmiş. Ağaç yok burada.
Keza yine şöylesi, yeşil alan. Burada hiçbir şey yok. Sökmüş götürmüş. Şu alana bak. Burası yok. Şurası futbol sahası. Ha, futbol sahası, evet. Tabii. Bravo ya. Futbol Maxel, sahası yok. Bu arada Maxel Ucusu'na paylaşılmış bu fotoğraflar, uydu görüntüleri. Onu da söyleyelim. Futbol sahası yok. Diğeri geldi şimdi. Ha. Oo, aman Allah'ım ya, bu ne ya? Burada işte burada evler, komple bak binalar şimdi, gitmiş burada. Tabii. Bak şimdi. Şurada zaten şuraya almış götürmüş. Bak şu şöyle ya. Bu şöyle. Bahsettiğin yatak şey ya. Şurası musun? Gitmiş. Japonya'daki depremin tsunami'sine. Evet evet. Üç evet. Aşağı beş yukarı benzer bir muhtemelen. Ama orada galiba yani su yüksekliği tabii ki doğal olarak hayır, o kadar değildi. Ama muhtemelen. Şöyle yani gemileri çocuk gibi aldı. Aldı attı. Burada attı, 200-300 yani metre karanın içine oturttu yani. Öyle düşün. Dışarıdan yıkılan barajdan gelen o suyun önünde ne durabilir ki? Bak, o güç nerede var? İsmet abi inanılmaz. Şurayı komple görüyor musun? Evet, bak tabii, yerleşim tabii, alanı. Tabii. Şurayı komple görüyor kalmamış musun? Kalmamış ya. Hiçbir evet, şey yok. İşte. Seyrek bunlar da yıkık. Yani sağlam yok. Bu buraları komple yani götürmüş. Binanın sağlam olması fark etmez. Buraları dayanamaz yani. O güce dayanamaz tabii, yani. Tabii. Ama şey derler ya yani selde yani tabii ki afatçılar ve benzeri darbeler ama az önceki fotoğrafa gelebilir miyiz Akın ya? Yani diz üstünde. Akın az önceki fotoğrafa bir daha gelebilir miyiz? Dize geldiği an itibariyle kıyamet zaten. Tabii. Şimdi şuraya bak. Burası muhtemelen bir dere. O yol böyle bağlanıyor bak köprü gibi. Evet bahsettiği o dere dedi ya. Şu dere bu taşmış. Burası yok. Bak köprüyü evet, almış götürmüş. Evet. Yani köprü atmış taşmış buraya doğru. Burayı komple yıkmış. Yani yerleşim yeri bırakmamış. O köprülerin hepsi gitmiş zaten. Biraz önce bir görüntü var idi. O görüntülerde yani selin nasıl köprünün üstüne çıktığını gösteriyordu. O herhalde sen binaları götürmüş. Tabii. Burası evet yani. İnanılmaz ya. Sen burada bina yok kalmamış. Sayın bak, Bakanım bakın. O suyun gücü. Şuradan alın. Şöyle. Şuradan da böyle bakın. Bak şurada bunlar bir de viraneye dönmüş zaten. Komple yıkmış. Şey de çok acı tabii yani. AFAD İnsanlar Başkan Yardımcısı yani, şöyle dedi ya. Biz arama kurtarma yapmıyoruz. Arama tarama yapıyoruz. Tabii, kurtulmaz tabii, yani. Ama hani yani hepsini denize taşımıştır ki zaten. Evet, ama dedi ya hep denizden ceset ama topluyoruz diye. Evet, İsmet abi korkunç. Ortalama bir binanın 3 metreye yakın olduğunu düşün. Bir dakika burada da çarpı bu deniz karayolu. Evet, evet. Değil mi? Tabii. Evet. Ondan sonra burada denizle yok, kara. Yok almış götürmüş. Birleşmiş zaten. Abi götürmüş ya komple yıkmış. Yani bir şu bölge biraz kalmış o da zaten yıkık böyle. Şu taraf tamam mı? Geri, geri kalan full yok. Hayır kurtulan belli ki olmamış. Hayır yani olamaz. Söylediği bu şöyle, zaten. Bakın, arama tarama yapıyorum diyor. Hamza Bey çarpıcı bir şey söyledi. Ne dedi? Beşinci kata kadar bazı yerlerde yükseldi. Ortalama 3 metre hesapla 5 çarpı 3. Zaten oradaki binalar 15 metre demek. Oradaki bu binalar çok katlı değil zaten. Hayır yani hayır. Tamamen düzlemiş demek. O önemli değil yani. Ölçü. Anladım. 5 metre diyor ya. Ortalama 3 metre olduğunu düşün. Neyse yani, anlatmayayım boş ver. Hayır sen gitmişsin diye. Evet evet gördüm diyor. Orayı da onun için anlatmayayım diyorum. Ha. Yani bir ha, olaylar vardı orada anlatmayayım şimdi. Ya o kadar. Hayır olayları değil yani genel olarak eğer kenti gördüysen yani hep az katlı binalar. Az katlı yani 5 katlı az sayıda vardır. Yani şehrin merkezi tarafında 5 katlı vardır. Benim bildiğim kadarıyla yani 2 katlı bilemedin hani triplex diye tabir edilen binalardı. Ha. Bunlar abi kerpiç mi? Niye? Yani hayır hayır beton betondu. Bak beton öyle hatırlıyorum. Olmasına rağmen dayanamıyorum. Peki sen barajı falan hatırlıyor musun? Barajı hatırlamıyorum. Gitmedim baraja. Baraj ne kadar uzakta şehirde onu da bilmiyorum. O yani da 2 baraj. İki barajın birden çöktüğü evet. İki baraj birbiriyle bağlantılı da olabilir ya, o barajlar. Ya dün iki tane uydu fotoğraf gördüm ben. Eğer hani o doğruysa ki bilemiyorum. Şimdi Hamza Bey dedi ya 80 yıllık baraj. Şu o barajlar aşındığı yerleri Sayın Bakanım siz daha iyi bilirsiniz. Bizim orada da eskiden vardı. Bu toprakla kapatmışlar. Derbent mi diyorlar? Set yapıyorlar ya topraktan. Onunla kapatmış. Onun zaten dayama ihtimali sıfır. Ha, toprak yani üzerine baraj kurulmuş tabii. Öyle bir eleştiri var ama Türkiye'de de benzerleri var onların. O dayama ihtimali sıfır. Evet. Sıfır ya, tabii yani. Şunu da konuşmak lazım. Acaba daha önce o bölgede böylesine büyük bir kasırganın yol açtığı o barajlarda daha önce de patlama olduğu konusunda da rivayetler var. Şimdi biliyorsun bu küresel ısınmadan bahsediliyor, iklim değişikliğinden bahsediliyor. Kimileri bunu
bir kılıf olarak değerlendiriyor. Aslında bir iklim değişikliğinin değil mi? Dünyada çok köklü bir değişikliğe sebep olmayacağını söylerken bambaşka hesaplarla yapıldığı söyleniyor. Evet, kim nasıl yapacak iklimi, biri mi değiştiriyor? Ya şöyle yani. Hani bir iklim değişikliği kuralları konuyor. İşte karbon vergisi gibi işte bir ondan takım sonra mazot kullanmayacaksın, elektrikliye döneceksin. Bütün mesela arabalar değişecek. Avrupa'da, Amerika'da birçok yerde işte bu elektrikli araç işinin hızlı bir şekilde hayata geçiriliyor olması. Yani başka bir dünyanın ayak sesleri geliyor. Bunu da bir sebebe bağlayacaklar deniliyor. Bu iklim değişikliklerine inanmayanlar var. Bir taraftan da son 50 yılda galiba 1970 ile 2019 arasında mesela dünyada can kaybına sebep olan doğal afetlerin sayısında en az 5 kat artış var. Onu soracağım şimdi. Yani şimdi böyle diyelim bir ki buna inanmayan bir grup var. Peki o zaman ben şunu soruyorum. Bu kadar büyük işte şeyleri, fırtınaları biri mi yapıyor? Ondan sonra biri mi tetikliyor? Bunun için bir şey mi var? Hani belki ya da vardı diyorlar. Yeni değil, evet, eskiden de vardı. Bravo. Yani şimdi şu var Hande. Antalya'da sen hortum gördün mü? Hayır, tabii ama şu var Hande. Hep vardı. Şimdi 100 yıl önce, 100 yıl değil artık, 1900'lerin başında... Yoldursan geç arkadaşım, ödülen aslan kal. Bak 1900'lerin başında dünya nüfusu 1 milyar. 1 milyar ya, 120 yıl önce dünya 1 milyar kişi. Bugün 8 milyardan bahsediyoruz değil mi? 7,5-8 milyardan bahsediyoruz. 2050, 2060, 2070 yıllarında nüfusun nereye varacağını bir düşünmek lazım. Şimdi dünya aslında bir mesaj veriyor, error veriyor yani her yerde. Yani ben işte şeye karşı çıktım yani. Yere... Ben bunu bir şey işte bazı şeyleri hayata geçirmek için birileri tarafından yapıldığını inanmıyorum. Mahvettik dünyayı ya. Ya işte onu söyleyeceğim. Belki işte. De bak ne diyorsun İsmet abi ne dedi? Burası dedi kalabalık bir şehir değil mi? İşte ya belki de burası şehirleşmeye uygun bir yer değil. Vadi diyor zaten. Burada bak şehrin kurulu olduğu yer bir vadi. Baksana. Şimdi oradaki o kasırganın etkisiyle yoğun yağışla beraber vadi doluyor. O sular oradaki iki barajı patlatıyor. İşte bundan 120 yıl önce muhtemelen burada belki de kimse yaşamıyordu. Ya da yüksek kesimlerde daha az insan yaşıyordu. Yani bu... İklim değişikliği senaryoları üzerinde çok şey söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor ama ya bir taraftan da bakıyorsun, evet yani Antalya'da hortum olması da ki birkaç yıldır aslında bu söyleniyor. İşte son deprem felaketinde biz de gördük. Dere yataklarına, işte verimli ovalara kurulan bütün yerleşim yerleri yerle bir oldu gitti. Havayı mahvettik, suyu mahvettik tüm dünyada. Tamam mı? Her türlü silahı kullandık, her türlü aracı kullanıyoruz. Her türlü fabrika, sanayi, ıvır kıvır, atık tesis, su tesisini, atık bilmem ne tesisini yapmıyor. Ülke, dünyayı bu hale getirdikten ya, sonra sen ne bekliyorsun ki? Plastik ya, plastik bak. İnanamayacağın. Bizim zamanımızda münazara yapılırdı sürekli yani bu tartışmalar. Ve temel konu her münazara ekibinin tabiat mı hakim olacak? İnsan mı hakim olacak? Şimdi bizim doğanın hakimiyetini, hakimiyetini ihmal ediyoruz, unutuyoruz. Hı hı. İklim değişikliği de, salgınlar da bu tür şeylerden çıkıyor. Tabii burada şöyle bir durum var. Hele yapay zekanın devreye girmesiyle birlikte bu tür olaylarda çok böyle spekülasyonlar yapılacak, çok şeyler ortaya çıkacak ve bunları da bazen o ülkelerin yönetenlerine karşı yapacaklar. Şimdi mesela Türkiye şu anda daha Fas depremi olur olmaz hazır bekledi, Fas istemedi. Libya muhalif olan kişinin olduğu bölge olduğu halde oraya biraz evvel açıkladığı gibi AFAD Başkan Yardımcısı'nı 168 kişiyi rahatlıkla gönderdi ve bu gidenler içinde de Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı askerler var, Sağlık Bakanlığı'na bağlı kişiler var. Şimdi dünyayı bekleyen bu tehlikeye karşı aslında herkesin sorumluluğu var. Bırakın onu, dünyayı bekleyen başka bir tehlike var. Sizin komşunuzun dikkatsizliğinden çıkan yangından sizin evinizin de yanma olasılığı var artık. Tabii. Yani bu tür şeylerin özellikle eğitim süreçlerinde tamamen devre dışı bırakılması, bu tür şeylere işte ya canım böyle konuşulur mu, herkes dikkatlidir deyip
ihmal edilmesi, bu konuda toplumsal bir ortak davranış yaratılmamasının da sonuçları var. Bir yandan da tabii coğrafya, yani şöyle evet. Coğrafya, işte Libya içerisi yıllardır karışık. Dışarıdan kim varsa müdahale etti. Tabii. Adamın 80 yıllık barajı yıkılıyor. Doğru. Yani yıkılıyor derken zaten hani bitmiş baraj. Ondan sonra 50 kere yapılması gerekiyor. Ama içerideki sorunlardan, dış müdahalelerden ne o kent düzenlenmiş, ne o baraj güçlendirilmiş, ne başka bir şey yapılmış. İşte netice bu. Libya'yı bu hale getirenler bu işin sorumluları. Belki bu. Normal olsaydı evet, bu barajlar Libya'da bu gerekti. Olay, evet, tüm bu süreç yaşanmasaydı tabii. Belki Libya bu arada ne böyle bir barajı olacaktı. Kaddafi bu tür şeylere karşı, bizim Türk iş adamları da var, birçoklarını yeniden düzenletti, tamir ettirdi. Efendim onlara gerekli yenilemeler yapıldı. Bunlar yapılıyordu. Ama de şimdi Libya'yı darmadağın ettiniz. Ortaya böyle bir tablo çıkardınız. Şimdi kaç ülkeyi darmadağın ettiler. Evet, evet. Ondan sonra dolayısıyla yani bu felaketler Allah korusun o diğer mahvettikleri ülkelerde de yaşansa bundan farklı bir manzara görülmeyecek. Şimdi Türkiye'de düşünün. Türkiye'de kargaşa çıkardılar, terörü arttırdılar, ülkede istikrarsızlık yarattılar. Şu depremde ne yapacaktık? Türkiye'de Allah devlet muhafaza, güçlü Allah olmasaydı muhafaza, tabii. Ne yapacaktık? Devlet güçlü ve anında müdahale etti. Yani ne yapacaktık? Yani şimdi düşünün. Bu, bizim de başımıza getirmek istedikleri bunlardı işte. Bak Mete Sohtoğlu diye bir gazeteci var. Kuzey Afrika konusunda uzmanmış kendisi. Diyor ki 1963, 1982, 1995 ve Aralık 2005'te Libya kıyılarında Zeo fırtınası, Kasım 2014'te de Rolf fırtınası meydana gelmiş. Bu meselenin diyor iklim değişikliğiyle bir alakası yok. Yok tabii ki. İşte ihmaller, hükümet krizleri, altyapının yenilenmemesi, sonuçta Kaddafi sonrasındaki Libya'nın ne halde olduğunu hepimiz biliyoruz. Ne oldu? Batı Libya'dan alacağını aldı biliyorsun. Sonuç petrol bölgelerini aldılar, hani bize, rahatladılar. Bize sık sık pazarlıyorlar ya Batı medeniyeti, Batı medeniyeti diye. Bu işte, işte bu Batı medeniyetinin yansımaları bunlar. Ayrıca Batı medeniyeti gerçekten keşke medeniyetini diğer ülkelerde de oluşmasına izin verse ya da oluşmuş medeniyetleri yemese, gidip çökmese, ondan sonra o medeniyetleri parçalamasa, beğenmediği lideri götürmeye kalkmasa, aşışı ilk gelişi. 1986 yılında inşa edilmiş sevgili izleyiciler. Baraj mı? İkisi de evet. İşte ondan 86. Sonra yani 1986'dan beri acaba bu ülke orayı kaç defa hiç yenileyebildi mi? Hele son dönemde hiç yenileyebildi mi? Hiç evet. Sanmıyorum. O dönemde baraj sularının kanalizasyondan sızması sonrasında yine sel felaketi meydana gelmiş. İnsanlar zarar görmüş, onu da söyleyeyim. Ama şimdi yani tabii inanılmaz. Yani aslında barajın çökmemiş halini görsek aslında Libya'ya ve bu insanlara tüm bunun sorumlusunun kimler olduğunu da hepimiz biliyoruz da işte bir kere daha göstermiş oluruz. Biliyorsun Libya sadece Kuzey Afrika'nın değil dünyanın aslında en refah içerisindeki toplumlarından biriydi. Evet. Hiçbir şekilde vatandaşın üzerinde herhangi bir yük yoktu. Kaddafi evlenen çiftler dahil kim ihtiyacı varsa onlara özel destekler sunan, ülkenin toplam gelirinden onlara refah payı dağıtan aynen. bir adamdı. Şimdi Kaddafi dünyaya nasıl tanıtıldı? Bir diktatör değil mi? İşte batıya gittiğinde çadırını gittiği ülkenin devlet başkanlarının sarayına Elize kuran, sarayına dikti. Elize bir sarayına. Diktatör, onu, bir çılgın kişilik. Onu özellikle yapıyordu yani. Ama şimdi şuna bakıyorsun. Nerede, onun olayı da oydu yani. Tabii canım yani. Nerede, niye her şey ifade özgürlüğü diye bakıyorlar, o bu diye bakıyorlar. Buna da öyle baksınlar. Nerede Kaddafi'nin Libya'sı, nerede şimdiki Libya? Yani milletler böyle 10 yıl, 15 yıllık dönemler belki insan hayatında uzun ama ülkelerin hayatında çok uzun zamanlar değil işte. 10 yıl içinde 2011 ülkenin geldiği oldu, Zafer. Tabii Arap Baharı denen adı o altında. Bizim Kıbrıs Savaşı'ndaki çok en büyük. Evet onu da bak İsmet abi şu var. Arap Baharı o Condoleezza Rice'ın haritasındaki ülkelerden bir tanesi Türkiye'ydi. Bob. Şimdi işte. Kendimizi küçümsemeyelim. Bakın o plana direnen neredeyse tek ülke Türkiye oldu.
ayakta kalmayı başaran tek ülke neredeyse Türkiye oldu. Biz yani ilk gittiğimizde öyle bir Libya göreceğimizi düşündük ki. Gelmedi de onun için. Evet, öyle bir doldu yani, şey Libya yani, göreceğimizi düşünmüştük gazetecilerle. Yeşil Meydan'a gittik, bir kafe var. Aa, Yeşil Meydan'da kafede internet vardı, herkes internete bağlandı, rahat haberlerini yazdı, geçti. Kaddafi dönemi. Tabii canım. Yani internet yok, şu ya, bu öyle ne bir... Ne alakası var? Orada Türk iş adamları ciddi işler yapmıyorlar. Tabii canım. Bizim müteahhit milyar dolardı. Bakın, Kaddafi devrildiğinde yıllık bizim oradan aldığımız iş, müteahhitlerin aldığı sadece 5 milyar dolardır. Birçok şantiyeyi gezme imkanım oldu. Düşünün, İtalya'ya şey bağlayan, boru hattı bekleyecek limandaki tesisi bile Türkler yapıyordu, ortakları. Kıbrıs Türkler. Barış Harekatı'nda senin hatırlattığın gibi Türkiye'ye evet, destek olan neredeyse bütün uçaklarım, ülkedir. Bütün şeylerim hazır diye uçak lastiği bulamadığımız dönemlerdi o ambargo nedeniyle. O dönemde Kaddafi ile görüşmeye evet, giden de yanılmıyorsam biz Deniz de ne yazık ki. Bu arada dün söylediler, ben çok şaşırdım. Evet. Mesela Kocaeli depreminde Muammer Kaddafi bize yardım edip kalıcı konut yapmış. Tabii. Libya evleri varmış. Saddam yani da verdi, petrol yaptırdı, verdi. Karşılıksız mı adına? Ne zaman diyorsun? 99 mu? Kocaeli diyorsun? Tabii 99. Evet. Mesela onu bilmiyordum. Yani çünkü deprem sonrasında o bölgeye gitmemiştim. Bayağı... Saddam'ın da var. 1000 konutluk mu ne bir şey var. Onun öyle da bir var. Petrol verdi karşılığında evet, para almadı ve onun parasını şey yapın ama diye. İşte yani göz göre göre hani şairin dediği gibi Basra bile harap oldu. Yani Basra harap oldu. Yani Irak'ı Basra'yı harap ettiler. Yani Libya'yı mı bırakırlar Allah Trump aşkına. 2018 Kasım'ında demiş ki ben insan kaynaklı küresel ısınmaya inanacak kadar aptal değilim demiş. Yani bu insan kaynaklı değilse de insanın yarattığı evet, fabrikalar, ya Hande, ondan bak, sonra atıklar, şimdi, şunlar, bunlar kaynaklı ya sonuç itibariyle. Yani. Isınmadan değil diyor, soğumadan korkun diyor bilim adamları da. Ben bir notlarımın arasında vardı. Isınmadan değil diyor, soğumadan korkun diyor. Soğumanın yarattığı kuraklık daha fenadır diyor yani şeyleri. Şimdi yani, dünyayı bu hale getirenler, bu iklim değişikliklerini, küresel ısınmayı tetikleyenler kimler? Gelişmiş diye tırnak içerisinde bildiğimiz Batı ülkeleri değil mi? Tabii onların şirketleri de şimdi köşe. Onlar sermaye birikimlerini tamamladıktan sonra, refaha kavuştuktan sonra, dünyayı çok güzel sömürdükten sonra böyle bir yeni bir süreç başlatıyorlar. Yeni rekabette avantaj sağlamak için yeni kurallar koymaya çalışıyorlar. Zaten uzaylılar da geliyor. Bir reklama gidiyoruz dönüşte beraber.